nimalarsiz bor, masjidda ochilyapti, targ'ibot ketyapti internetlarda. Lekin hanuzgacha shu yoshlarni, o'sha yoshlar tushib qolishi davom etyapti. Ham misol uchun haqiqatdan endi din qarzga bog'liq narsa, kimdir ana shu bizni ovora ekanini tushuntirish, targ'ibot ishlari ana shu odamlarga savolni javob berolmayaptimi, nimaga tushib qolyapti deb o'ylaysiz? Endi bunga faktorlar ko'p. Bir qancha faktorlar bor. Masalan, bittasi iqtisodiy faktor ham bor. İqtisodiy faktor boshlang'ich faktor. Masalan, O'zbekistonda yashayapti-da, ish bilan ta'minlana olmayapti. Nima bo'lyapti? Odatda ko'pchiligi Rossiyaga ishlagani ketyapti. Rossiyaga boradi, mutlaqo boshqa muhit, oilasidagi muhitdan boshqacha muhit. Ko'p Rossiyadagi muhojirda yurgan, ishlab yurgan musofirlarimiz u yoqqa borgandan keyin namoz o'qishni boshlaydi, halol pokiza yurishga harakat qiladi. Chunki namoz o'qimasa u joyda tamomila haligi alkash guruhlarining ichiga kirib, yo'q bo'lib, singib, dabdara chiqib ketib qoladi. Hayoti parokanda bo'ladi. Buni ko'ryapti hammasi. Nima qilyapti? Majbur shunga qo'shilyapti. Bu yerda namoz o'qimagan. Bu yerda din haqida mutlaqo xabari ham bo'lmagan. Borgandan keyin shunaqa vaziyatga tushyapti. Yaxshi bu. Lekin bu vaziyatga tushgandan keyin endi dinga qiziqish uyg'onyapti bunda. Nima bo'lyapti? Endi bu YouTube'dan, boshqa joylardan diniy suhbatlarni eshitishni boshlayapti. Birinchi buni Zufarga ro'baro keladi. Nimaga? Hayajonlantirib, baqirib, ana qaydi, mana qaydi deb hissiyot bilan gapiradi. Aqliy mulohaza yo'q. Aqliy vazn yo'q. Qattiq-qattiq gapirganni yaxshi ko'radimizmi? O'shunaqa. Oddiy to'g'ri gapirsangiz eshitmaydi odamlar. Unga shunaqa ajoyib ko'rinadi. Keyin Abdulloh Zufarlarni taktikasi, uslubi uni eshitishi boshlagan odamga birinchi bo'lib sen eng to'g'ri yo'ldasan, kim senga qarshi bo'lsa hammasi xato. Deyish bilan nafrat tuyg'usi bilan boshlaydi. Siyosiy faktor bu ham. Nafratlanib olgandan keyin keladida ota-onasini ham bir tinga olmaydi. Bu yoqdagi domlalarning hammasini saroy mullasi, tog'ut malayi, ularni gapi olinmaydi degan oldindan o'rnatilgan chip bilan keladi bu yoqqa. U chip kuydirmagini yuzcha u bu yoqdagi odamlarni gapini olmaydi hech qachon. U tayyor bo'lib keldi, ichkaridan bo'lmaydi asosiysi. Men bitta faktorni aytayapman. Ichkarida ham shunaqa faktor bo'lishi mumkin. Atrofdagi muhit shunga muvofiq bo'lib qoladi va eshitadi, vaziyatga tushadi. Lekin alhamdulillah juda katta natija bor. 100% shunga ergashayotgan odamlarning ichida 80-90% tushunib yetyapti, orqaga qaytyapti. Qaytyapti, kelib uzrini tavbasini qilyapti, to'g'ri yo'lga o'tyapti. Endi bu diniy soha, ya'ni diniy sohadagi jinoiy to'dalik, ya'ni dinni niqob qilib jinoiy to'daga aylanish boshqa jinoiy to'dadan ko'ra xavfli hisoblanadi. Masalan, ko'chani jinoiy bollar bor-a? Ulardagi faktor boshqacharoq. Ular ma'lum bir narsaga erishgandan keyin bo'ldi, ko'cha to'xtaydi o'zi. Diniy faktor bilan jinoiy to'da tuzilsa, u to'xtamaydi. O'zini o'zi portlatishga ham boraveradi. Siz o'ylaysizki, o'zini o'zi portlatayotgan odam dunyoda nima uchun portlatishi mumkin? Uyalmasdan ba'zi jurnalistlar pul uchun portlatdi deb yozdi. Ey ahmoq, qanday qilib menga milliard dollar bersin, o'zingni portlatasan, portlatasizmi? Portlatmaysizki. Uni qanday ishlatasizki? To'g'rimi? Bu yerda diniy faktor bor, e'tiqodiy. Bu juda ham xavfli, agar to'g'ri yo'naltirilmasa, to'g'risi tushuntirilmasa, bu xavfli minaga aylanadi. Xavfli minaga aylanadi. Bu xavfli. Endi siz bergan savol diniy masalada ko'zga ko'rinyapti. Biz hozirgi mavzuyimizda, lekin bu masala hamma joyda bor. Harbiy sohada ham bor. 100% hammasi sodiq emas. Quloqlik qilayotganlari bor. Boshqa tashkilotlar bilan aloqada o'tirganlari, katta-kattalari bor. Butun dunyoda bor bu. Harbiy qurolni sotayotganlar bor, sxemalarini. O'zini eng nozik joylarini suratga olib sekingina sizdirayotganlar bor. Hamma sohada bor bu. Faqat uni ishlovi o'sha sohani egalariga tegishli. Masalan, diniy masalalarda buni aytib odamlarga tushuntirishlik bo'lyapti. Imomlarimiz harakat qilyapti. Xalqning 90% dan oshig'i imomlarga labbay deydi. 10%, 5% bunaqa jinoiy guruhlar maydonda qolyapti. Ularni endi bo'lar ekan-da. Bo'lar ekan.
Bunun ilacı yok. Çünkü hemmeni bir kıl faktör bile müşler bu miydi mi? Onu çünkü mecbur kıpkoyadı. Yakında bir kina takdimatı buldu. Keçeyem sohbette ettim bunu. Ben terörist emasman degen kina. Bu kina çıktı mı ya bilmiyim ben deyken. Lekin takdimatı buldu. Beni çakırışta bar almadım takdimatı. Uşende bitti faktörünü kursatken. Kinanın umumi gayesi şu. Koçanı balları buladı. Terpiyedeler var ki o terpiyede değildi bilesiler. Yani bir adam bilen ikinci adam ortasındaki aldı birdi de karzını tölemezse terpiyedelerin sürüş et aldın ki. Uçtaki balalar buladı, iki de bala. Koçanı balası spars mıydılar? Pul abiyeledi. Barıp her günü abarıp kabristanına abarışıp vurup boynuna pullu koyup kancı da abiyelesen kılın. Kılın balalar. Şunaki işini kılıp yürgen balalar bir ticaretçini vurup paçakını çıkarışıp boynuna pullu koyuşadı da müddet alıp gitkenden yiyken o yaz varadı. Ular nasıl da terpiyle. Yaz varganden yiyken bunlar ilk kelesige halige biznesmen aytadı ki yani zakas kıyken. Tezde sürüler yiyken deydi. İşi paçak kıldılar yiyken ular mecbur boladı. Ular gen hani faktörüne karayın da hayati faktör. Ular Türkiye'ye koçadı. Türkiye'ye koçkenden yiyken Özbekistan'da halige ticaretçi, büyürtmeçi kol göçüyordu. Cinayi toda sıfatta kol götürse de halde iki tabadanın rasmi Özbekistan'da ilan kılınadı. Kıdır bu deyip. Kim bu Türkiye'den körgende ikin Türkiye'ye borgende halde adamlar ayırtadı ki sen dedi Türkiye'den çıkıp geçişin gereği deydi. Çıkıp geçişin gereği çünkü sana Türkiye soru, Özbekistan soruya yaptı deydi. Kanak çıkıp geçemezse ben yol kursatamam deydi. İki de koçanı balası ge mutlaka namaz, niyaz, hiç nasıl yok balı bitti gözün arası Suriye'de oturdu. Sparsmin balalar başka yol yok. Birbirine kalıp durup, şimdi mi kalıp mesela dersi devam edemez deydi. Kinanı koruyun, ideyesi zor. Ve bir neçe sebeplerden bittesi bu. İnsan özü haklamayan barıp kaladı. O şey, mihir operasyasında barıp kalan ayarlarını 80-90% özü haklamayan. İrini mecbur etmeden gitip kalanları var. O da tuğulgen balalar, uşak da tuğulgen balalar. Özü haklap tuğulmayan bitti. Bizi vazifemiz değil mi? Mevcut muammanı aldığını alış, yok ki amalga aşken muammalarını yani bertaraf kılış, minimallaştırış en kemide. Şunu tohtatış. Bu sahada risk, en katta risk bizdeki özü. Ben ayetken yapımda mutlaka bir tiyillik bende manfaatli yok. Lekin umidim var ahiratta savab umidim için kılamam bu işini. Lekin en katta risk de mi? Kulüge kural kötergen cinayetçilerge hatatma her daim. Adli adamlar gelmez. Bunu arkasından siyasi maksatına amelge aşırı yetkililer beni yaktırmaydı. Yaktırmaydı bu manada elbette bu deydi. Cehye köp yapar var yaptı deydi. Köp yaparamız çünkü sizler hem köp işi var yaptılar. Onu aldığını alış için yapar iş gereği. Başka ilacı yok. Ve elhamdülillah netice yakışı. Netice yakışı. Şunu da devam ettiremiz şimdi.